Herkese merhaba. Özel Dünya Koleji ile birlikte sunduğumuz Geleceğe Katkı Projesi'nin başka bir programındayız. Yanımızda okul öncesi İngilizce öğretmenimiz, sevgili Seçil Girgin hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam öncelikle sizi bir tanıyalım mı? Tabii ki. 1986 yılı Eskişehir doğumluyum. Baba mesleği dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi tamamladım. Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Özel Dünya Anaokulu'nda İngilizce öğretmeniyim. Aynı zamanda okul öncesi grubunda çok fazla dikkatimi çeken şeyleri olduğu için bu alanda kendimi geliştirmek adına okul öncesi öğretmenliği sertifikasını alaraktan Özel Dünya Eğitim Kurumlarında 4 yıldır çalışmaktayım. Çok güzel. Peki hocam neden erken yaşta yabancı dil eğitimine ağırlık vermeliyiz sizce? Şu şekilde örneklendirmek istiyorum. Tabula rasa. Nedir bu tabula rasa? Her çocuk bir işlenmemiş beyinle doğar ve biz bu beyni neyi işlersek onu geliştirebiliriz. Bu yaşta çocukların öğrenme hızı çok fazladır. Ne kadar kısa zamanda öğretebiliriz, onu keşfediyoruz ve diğer yaşlara oranla bu yaştaki 0-6 yaş grubundaki çocuklar daha kolaylıkla, daha az sürede öğrenebiliyorlar. Ve İngilizceye karşı bir farkındalığı olmuş oluyor. Evet, yabancı dil öğreniyorum. Türkçe haricinde farklı bir dil de varmış. Ve ben bunu konuşabiliyorum. Bir özgüveni oluyor çocukta. Sonrasında diğer dönemleri kesinlikle olumlu anlamda etkiliyor. İleride tabii ki dersler de olacak. Şimdi okul öncesi dönemde dersler olmadan bu İngilizceyi zaten ders olarak görmüyor çocuğumuz. Bir aktivite, eğlenceli bir etkinlik halinde görüyor. O yüzden derslere daha girmeden biz de küçük yaşta İngilizcenin önemli olduğunu vurguluyoruz. Mesela büyük yaşlarla kıyasladığımızda evet diğer büyük yaşlarda gramer kuralları var, farklı sınavlara tabi tutuluyorlar ve bu yüzden heyecan olabiliyor çocuklarda, kaygı olabiliyor. Bu küçük yaşlarda stres olmuyor, daha eğlenceli bir biçimde, eğlenceli bir aktivite biçimde öğrendikleri için İngilizceyi küçük yaşlarda tavsiye ediyoruz. Bazı ailelerin kaygıları olabiliyor. Benim çocuğum daha Türkçe konuşamıyor, evet. İngilizceyi nasıl öğrenecek? Bu evrede biz onlara sabırlı olmasını ve her çocuğun farklı öğrenme yaşının, öğrenme zamanının olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu yaşta 5 yaşına kadar zaten konuşma becerisini çocuk Türkçe de, olarak da geliştirmiş oluyor. Konuşma becerisini geliştirmiş çocuğa minimum 10'a kadar sayabiliyor. Çevresinde olan şeyleri fark edebiliyor, soru sorabiliyor, nesneleri anlayabiliyor. Peki biz neden yabancı dili vermeyelim diyerekten yabancı dili küçük yaşta öneriyoruz. Hocam zorlanıyor musunuz? Yani bunlar evlerinden çıkmış, işte ailelerinden yeni kopan çocuklar. Türkçeyi belki bazıları daha yeni yeni bazı kelimeleri bile yeni yeni konuşabilirken bir de yanında yabancı dil öğretmeye çalışıyorsunuz. Komik anlar çok yaşıyorsunuzdur ama zorlanıyor musunuz? Tabii ki her branşta olduğu gibi özellikle okul öncesi yabancı dil branşında evet zorlanıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi daha yeni Türkçeyi öğrenmeye başlarken şimdi biz 3 yaşta başlıyoruz İngilizce dersine. 3 yaşta çocuk daha yeni Türkçeyi konuşmaya çalışırken bir de İngilizce ile karşılaşınca tabii ki bir şaşırıyor. Aa evet benim konuşumdan farklı bir şey daha varmış diye bir yadırgayabiliyor. Ama yadırgamasını biz şu şekilde halletmeye çalışıyoruz. Kesinlikle hani dediğim gibi biraz önce de bir ders olarak değil de bir kuklalarla, oyuncaklarla, şarkılarla, bu çeşit etkinliklerle çocuğu dersin içine, İngilizcenin içine alıyoruz ve gerçekten çocuklar da kendini çok samimi derecede İngilizce dersinin içerisinde buluyorlar. Biz de mutlu oluyoruz, onlar da mutlu oluyor. Peki yaştaki çocukların yabancı dil eğitimi geliştirmek için neler yapabiliriz? Bu yaştaki çocukların okuması yazması olmadığından dolayı biraz daha işimiz zorlaşabiliyor. Sürekli tekrar edilmesi gerekiyor. Mesela çocuğumuz elma mı yiyor? Biz o elmayı yerken apple. Bunu İngilizcesini dile getirmeliyiz ki hem çocuk görsel hafızayı hem de işitsel hafızayı aynı anda tutarak onların arasındaki bağlantıyı kurarak hafızasını daha da güçlendiriyor ve İngilizce hafızasında daha iyi yer ediyor. Farkındalığı artıyor. Tekrar şarkılar. Şimdi şarkıları hareketleriyle yapmalıyız ki çocuk o an şarkıda dans ederken evet ben bu hareketi yapıyorum. Dans ederken hareketlerini kendi de gösterince İngilizce'de ne yaptığınız, ne söylediğini biliyor ve telaffuz gelişmiş oluyor bu şekilde. Sonrasında oyunlar. Kesinlikle okul öncesi dönemde oyun olmazsa olmazımız özellikle yabancı dil öğretiminde çok işe yarıyor bize bu oyunlar.
flashcard oyunları dediğimiz renkli resimli kağıtlar var. Onlarla oynayabiliriz. Farklı interaktif oyunlar var, kelime oyunları var, hafıza oyunları var. Bunları oynayabiliriz. Sonrasında hikayeler. Hikaye kitabı alıp elimize, çocuklar çünkü görsel anlamda, bu yaşta görsellik tabii ki çok önemli. Görsel anlamda o hikaye kitabındaki resimlere bakarak, hepsinin İngilizcesini bilmese bile, evet aile yardımcı olabildiği kadarıyla, what is this? Kısa kısa sorular. Is it blue? Yes or no? Ya da bildiği kelimeleri kendisinden söylemesini isteyerek ailelere tavsiyem bu şekilde verimli hale getirebiliriz İngilizceyi öğrenmeyi. Bir de şunu söyleyeceğim. 0-3 yaşta bile bebeklere ninni, şarkı dinletilerek İngilizcenin farkındalığı oluşabiliyor. Yani İngilizceyi kulağına dolgunluk yapabiliyor. Bu yüzden bu yaşta da ninnilere yer verebiliriz. Şarkıları dinleyebiliriz. Şunu da eklemek istiyorum. İnteraktif oyunlar dedim ama kesinlikle denetimli olarak. Yani uzun süre ekran başında çocuğumuzun kalmasını engelleyerek denetimli olarak interaktif oyunları da oynayabilirler. Bildiğim kadarıyla siz diğer gruplar gibi online eğitim yok sizde. Değil mi? Kısa bir süre siz herhalde ara verdiniz. Sizinki artık yüz yüze eğitim. Bu yöntemlerde yüz yüze eğitimde eklemek istediğiniz bir şey var mı çocuklara eğitim, İngilizce eğitimi verirken? Evet, biz kısa süre bir İngilizce online eğitim yapabildik. Okul öncesi dönemde online eğitim biraz bazen sıkıntılı olabiliyor bazı öğrencilerde. Tabii ki yüz yüze olmak çok daha güzel. Onlarla etkileşim çok daha farklı oluyor. Onlarla sınıfta daha canlı olabiliyoruz ve online eğitim de olsa, online eğitimde çok fazla sıkıntı yaşadığımız söylenemez ama yine de istekliler de İngilizce seviyorlar genelde öğrencilerimiz. Bu şekilde sınıfta da gayet iyiyiz, online'da da gayet iyiydik. Evet. Son olarak hocam, ailelere bu konuda verebileceğiniz bir şey var mı, teknik var mı ya da söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Tabii ki. Şimdi aileler evde İngilizce öğretmek istiyor. Nereden başlayacaklarına karar veremiyorlar. İngilizcem yeterli mi acaba? Nasıl anlatsam? Doğru mu, yanlış mı? Ailelerin İngilizcesinin mükemmel olmasına gerek yok. Şimdi 0-6 yaş arasındaki çocuktan bahsediyoruz. Evet, gerçekten çok güzel şeyler öğreniyorlar ama farklı kaynakları araştıraraktan az da olsa İngilizcelerine katkıda bulunabilirler. Kesinlikle tekrar olmalı. Okuması, yazması olmadığı için çocuklarımızın bu dönemde sürekli tekrar etmeliyiz. Günlük okul haricinde günlük yaşantımızda da İngilizceyi kullanmaya gayret edersek, çabalarsak mesela how is the weather? Hava nasıl? Çocuk o an havaya bakıyor. Aa, evet, evin dışında da bir İngilizce var. Ya da hani let's go to the shopping. O an ailenin ne kadar İngilizcesi varsa dediğim gibi kitaplardan da faydalanabilirler. Çocuğu İngilizceden uzaklaştırmamak adına yabancı dil konuşan biri varsa, çocuk anlamasın, önemli değil. Yabancı dil konuşan biri varsa çevresinde mutlaka onun yanında vakit geçirmesine imkan tanınmalı. Sanırım biraz aşinalıkla alakalı değil mi? Hani o kulağa dediğiniz gibi aşina olmalı o sözlere. Hocam bitireceğiz ama söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz konular var mı? Tabii şundan bahsetmek isterim. Okulumuzda okul öncesi dönemde İngilizce dersini nasıl yapıyoruz? İngilizce dersi 3 yaşlarda 5 saat haftada, 4 yaşlarda 6 saat ve 5 yaşlarda 7 saat olarak her gün İngilizce dersimiz mevcut bütün sınıflarımızda. Biz İngilizce dersimize şu şekilde başlıyoruz. Hello şarkımız var. Hello şarkısıyla başlıyoruz. Bütün çocuklar ayağa kalkıyor, dans ediyoruz. Aa, evet, İngilizce dersi başlamış. Her şey artık Türkçeden İngilizceye dönüyor. Rutin yine hava durumundan ve duygularımızdan bahsediyoruz. O gün kendimizi nasıl hissediyoruz? İngilizce konuşuyoruz bunları. Sonrasında hava durumu şarkımızı ekliyoruz ve İngilizce dersimize bir rutin olarak bu şekilde her gün başlıyoruz. Çocuk, aa evet, İngilizce dersine başlıyoruz havasına giriyor. Hatta biraz daha farklı, özgür hareketlere bürünüyorlar. Daha böyle farklı, mutlu ifadeler oluyor yüzlerinde. O şekilde bizim interaktif kitap uygulamamız var. Bu interaktif kitapta çocuklar bu yaşlarda taklit ederek öğrendikleri için bu hikayelerimiz var. Bu hikayeleri drama etkinliğine dönüştürüyoruz. Hikayeleri kullanıyoruz. Her çocuk
rol alıp hikayeleri dramatize ediyor, dramalaştırıyor. Sınıfta bunları uyguluyoruz ve sınıfta herkes aktif biçimde olmasını sağlıyoruz. Çünkü korku yok. Yani çocukla yanlış yapacağım, ben bunu konuşursam acaba benim hakkımda ne düşünecekler gibi bir kaygı yok. Çünkü çocuk özgür, öğretmenimiz bize yeni bir şey öğretiyor. Heyecanıyla, yaşın verdiği heyecanla gerçekten çok istekli oluyorlar. Sonrasında şarkılar olmazsa olmazımız, flash kartlar olmazsa olmazımız, flash kartlar oyunları oynuyoruz, tahmin etme oyunu, eşini bulma oyunu gibi kartlarla oyunlar oynuyoruz. Dediğim gibi interaktif oyunları var. Belki de çocuklarımızın en istekli olduğu alan bu. Akıllı tahtayı belirli bir süre açıyoruz ve herkes birbirleriyle yarış içerisinde. Önce ben bileceğim, İngilizcesini tahmin edeceğim gibi şekilde. Bu şekilde kitabımızı yapıyoruz. Sonrasında proje çalışmalarımız oluyor. Her ünitemizin sonunda öğrendiğimiz kelimelerle ilgili, cümlelerle ilgili proje oluşturuyoruz. Grup çalışması bu sınıfımızda. Bütün öğrencilerin fikrini alaraktan o an herkes ne hangi projeye ne amaçla katkıda bulunmak istiyorsa o kelimelere söylüyor ve biz onları el işi etkinliğine dönüştürerek sınıfımızın bir köşesine alıştırıyoruz ve çocuklar bunun gururunu yaşıyor. Bunu ya ben yaptım, bu projeyi ben yaptım diye küçük yaşta bu çalışmaları yapıyoruz. Ekleyebileceğim bir şey, portfolyo çalışmalarımız oluyor. Bir yıl boyunca okulumuzda neler gördüysek velilerimizi davet ediyoruz okulumuza. Farklı konuların olduğu duraklar oluyor sınıfımızda. Her çocuğu bireysel alıyoruz. Ailesiyle birlikte bir yıl içerisinde neler öğrendiyse bir şekilde çocuğumuz onu sunuyor ve bazı çocuklar eve gittiğinde İngilizceden çok fazla bahsetmiyormuş. Veliler bu şekilde söylüyor ve oraya geldiklerinde gerçekten çok mutlu oluyorlar, şaşırıyorlar. Benim çocuğum bunları da mı öğrendi falan diye biz de mutlu oluyoruz, velilerimiz de mutlu oluyor. Çocuklarımız da kendini göstermiş oluyor. Portfolyo çalışmasının haricinde bir de Coffee Morning etkinliğimiz var. Coffee Morning etkinliğimizi velilerimizi kahve içimine davet ediyoruz. Tabii bir demo ders hazırlıyoruz. Demo ders, bir derste neler yapılabilir? Velilerimizin en çok merak ettiği şeylerden biri, çocuğum yabancı dil görüyor ama İngilizce dersinde neler yapıyor? İngilizce dersinde aynen neler yaptıysak o günkü konumuza göre çocuklarımızla İngilizce dersini işliyoruz ve bu sefer veli katılımını da sağlıyoruz. Çok eğlenceli vakit geçiriyorlar ve sonrasında velilerimizi kahve ikramını sunuyoruz, kahvemizi sunuyoruz ve mutlu olarak ayrılıyorlar. Çok güzel. Sevgili Seçil Hocam, programımı kapatacağım. Söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa vedalaşacağız izleyenlerle. Öncelikle çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Evet izleyenler, bugünlük de Dünya Koleji'nden programımız burada bitiriyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.